Efendim saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Habertürk ekranlarındasınız. Yurdun dört bir yanında 30 Ağustos coşkusu yaşanıyor bugün. Bir diğer yandan gündemdeki diğer sıcak başlıksa Doğu Akdeniz'deki gerilim elbette. Şimdi yayını Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün çok sert mesajlar verdi. Konuşalım istiyoruz bunun üzerine biraz. Habertürk Dış Politika Yayın Koordinatörü Çetin Erçetin. Aynı stüdyodayız. Merhaba Çetin Er. Merhaba. Bu arada konuklarımız da var. Çok kıymetli konuklarımız olacak. Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski başkanı İsmail Hakkı Pekin ve Bahçeşehir Üniversitesi öğretim görevlisi Abdullah Ağar bizimle ve ilerleyen dakikalarda da Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hasan Ünal da katılacak yayınımıza. Ben de yayını Oya Çebi'den devraldım ama bir kez daha selamlamak istiyorum tüm konuklarımızı. Hoş geldiniz diyorum efendim. Teşekkür ederim efendim. Yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çetin Er, seninle başlayalım istersen. Biraz önce de konuşuyordunuz o ile burada. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli mesajları vardı bugün. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Yunanistan'ı konuşalım. Pek çok gelişme oluyor. Denkleme her gün yeni bir gelişme ekleniyor. Nasıl sonuçlanacak? Bu tansiyon nasıl düşecek? Daha da çıkacak mı hatta? Bunu Meltem, dinleyelim senden. Aslında senden önce biz yayında tam da bunu konuşuyorduk. Yani bu saatten sonra artık tansiyonun yükselmesi veya daha fazla düşmesi ya da yatıştırılır mıdan ziyade farklı bir frekanstayız. Çünkü tansiyon nasıl düşürülür? Her iki tarafın da ortak niyeti ve iyi niyeti işin açıkçası. Ve tarafların çözüme dair ortaya koyabilecekleri perspektif. Şimdi biz şu an Doğu Akdeniz meselesini tartıştığımız vakit Türkiye olarak temelde uluslararası hukuk ve haklarımızdan kaynaklı bir yol haritasından bahsediyoruz. Ve bu yol haritasının da hukuken işlemesi gerektiği yönünde çok ciddi bir net tavrımızı ortaya koymuş durumdayız. Tabii diğer taraftan Yunanistan bir taraftan Mısır'la imzaladığı anlaşmayla bir taraftan 12 ada meselesinden kaynaklı. Yani hem Ege'de hem Doğu Akdeniz'de hem de Kıbrıs'taki Midil'deki konumundan kaynaklı belki de hukukla hiç de örtüşmeyecek bir yol haritasıyla bizi arkasına aldığı Avrupa Birliği ülkelerinin siyasi desteğiyle köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Ve Türkiye zaten daha geçen hafta Ankara'ya ziyarete gelen Alman Dışişleri Bakanı Masa çok net bir şekilde tavrını ortaya koydu. Yani biz hiçbir şekilde temel haklarımızdan geri adım atmayacağız. Yani bu Avrupa Birliği'nin şantajlarına ya da Avrupa Birliği'nin tehditlerine rağmen bile olsa bu kesinlikle geri adım atılmayacak bir konudur. Nitekim Alman Dışişleri Bakanı Maas bir taraftan Türkiye ile konuşma gelirken hani hep böyle bir şey havasıyla geldi, ara bulucu havasıyla geldi ama daha bir gün sonrasında Merkel'in yaptığı açıklamalar Almanya'nın ara bulucu rolünden ziyade şımarık çocuğu Yunanistan'ın korumaya yönelik bir refleks olduğu ortaya çıktı. Bu saatten sonra artık olabilecekler konusunda tabii hepimizin gözü kulağı Avrupa Birliği'nin dönem başkanlığının değişeceği sürece takılacak. Çünkü Ekim ayı itibariyle Portekiz dönem başkanlığını alacak ve o tarihe kadar hepimiz göreceğiz. Avrupa Birliği'nin içerisinde hem Fransa'da hem Almanya'da zaman zaman tansiyonu gerilimi yükseltecek söylemler gelebilir. Ama yaptırımlar konusunda şanslıyız. Şunun için şanslıyız. Avrupa Birliği ülkelerinin hepsi Almanya ve Fransa gibi düşünmüyor. Ya da diğer bir ifadeyle Almanya ile Fransa da aslında aynı şeyi düşünmüyorlar. Çünkü sonuç itibariyle bir şeyin paylaşımı herkes arasında zaman zaman sorun yaratabiliyor, sıkıntı yaratabiliyor. Bugün gelinen noktada büyük fotoğrafa çok dikkat etmemiz gerekecek. Yani biz Doğu Akdeniz'e fokuslanırken bir taraftan Libya'da olanlara, Suriye'de olanlara da çok dikkat etmemiz gerekecek. Çünkü daha işte bugün yine haberlerde yer aldı. Biz dün gerçi yayınımızda söylemiştik. Yunanistan Fransa'dan Rafael model uçaklar almak için görüşme trafiği başlatmış. Bir taraftan Amerika F-35'lerin satışı için Yunanistan'a onay vermiş durumda. Şimdi tabii büyük fotoğrafa baktığın zaman bir taraftan da Rodos'ta Fransa işte bir askeri üs kurmaya çalışıyor. Demin sevgili Abdullah Ağar'a da bahsettik işte senden önceki yayınımızda bir tweet atmıştı. Onu da gerçi birazdan sorarız. Midilli Adası'na Yunan ordusundan askerlerin geldiğine dair bir takım fotoğrafları AP paylaştı. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman gerilim ve tansiyonu hani iki taraflı değil. Biz sadece bulunduğumuz pozisyonu korumaya çalışıyoruz. Karşı taraftan birileri de durmaksızın
tacizde bulunmaya çalışıyor. Bizi kışkırtmaya çalışıyor. Ve en son işte geçtiğimiz haftanın, daha doğrusu bugün pazar ama perşembe günü saat 11.30 sularında, yani gündüz 6 tane Yunan uçağının Türk hava sahasına, ya da daha doğrusu Mavi Vatan hava sahasına girmeye çalışırken Türk jetlerini tahrik etmeye çalıştığı anın görüntüleri yayınlandı. Şimdi siz haklıysanız hem hukukun hem diplomasinin önünde zaten sonuna kadar haklarınızı savunursunuz. Temelde Sayın İsmail Hakkı Pekin de, Sayın Abdullah Arda, ben de bu noktada herhalde aynı görüşteyiz. Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la konuşulacak herhangi bir tez, herhangi bir konu yok. Ama illa bir şey konuşulacaksa Ege Adaları konuşulabilir. Ege'nin kıta sahanlığıyla ilgili yeni tartışmalara girilebilir. Oradaki bazı adaların durumu, pozisyonu yeniden tartışılabilir. Ama Doğu Akdeniz'deki şu an mevcut koşullarımızın tartışmaya açılması bile gereksiz bir durum. Konuşulması dahi, gündem alması bile bence gereksiz bir durum. Şunu unutmayalım, Mavi Vatan Türkiye için, Türk halkı için artık misak-ı milli kadar önemlidir. Kendi topraklarımız kadar önemlidir. Ama şunu da görmek gerekecek. Önümüzdeki süreçte özellikle Fransa'nın önce Irak'ta, Suriye'de, ardından Libya'da çok yüksek volümlü tahrikleri olmuştu. Yarın Macron, Salı günü Macron bir daha Beyrut'a gidecek. Oradan vereceği mesajlar, dikkat kesileceğiz. Neler söyleyecek? Nasıl bir söylem üzerinden bize mesajlar vermeye çalışacak? Bir taraftan da tabii Amerika'nın tutumu çok önemli, ama Amerika'da şu anda seçimler var. Dolayısıyla Amerikan devletinin şu anda tamamen fokuslandığı dış politikada iki temel perspektif var. Biri ekonomik anlamda Çin'le mücadele, iki askeri açıdan Rusya'nın pozisyonu. Dolayısıyla Yunanistan'ın ve Fransa'nın Akdeniz'de açacağı bir sorunun nereye gideceği belirsiz olması ve daha da sıkıntılı bir noktaya gitmesi Amerika'yı ürkütür. Bunu da istemez. Nitekim İsrail'de yayın yapan bir gazetenin çok ilginç bir analizi vardı. Bakın, bu bir yazı değil, çok ciddi bir analizi vardı. O analizde eğer böyle bir savaş olursa Yunanistan Ege Adalarını da kaybeder gibi bir ciddi uyarı yapılıyordu. Dolayısıyla hiç kimse Türkiye'nin hani bölgedeki gücünü göz ardı etmemesi lazım. Biz bu coğrafyada yaşıyoruz ve bu coğrafyada yüzyıllardır yaşıyoruz. Dolayısıyla bu coğrafyada Türkiye her türlü riski alır. Hem de her türlü riski alır. Ama dışarıdan gelenlerin burada risk alması çok mümkün değil. Çünkü bunun Irak'taki işte Amerikan askerlerinin pozisyonundan biliyoruz. Suriye'de halen taşların yerine oturmadığı, hatta Rusya'nın bile taşları yerine oturtamadığını görüyoruz. Bir taraftan işte Libya meselesinde, ama Türkiye bu coğrafyada, bu coğrafyanın kadim bir devleti olduğu için her türlü riski göze alabilir, her türlü riske de girebilir. Bu konuda da zaten Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta bir açıklaması vardı. Biz her türlü riske hazırız diye, ödenmesi gereken bedele de hazırız diye. Bu dakikadan sonra bence önümüzdeki hafta işte Macron'un Beyrut'tan vereceği mesajlar, Avrupa Birliği'nden gelecek açıklamalar, diplomasi biraz daha işleyecek. Ama bir savaş riski olur mu? Amerika ve Avrupa Birliği'nin bazı kanalları bunu istemeyecektir. Çünkü bir taraftan da böyle bir durum iki tane NATO devletini, iki NATO ülkesini bir karşı karşıya getirir. Bu Amerika'nın ve diğer NATO üyelerinin çok arzu edeceği bir durum olmayacaktır. Ama şunu da biliyoruz ki Amerika, Fransa'nın kaçak dövüşünün de farkında. Yani bir taraftan yeniden o 1950'li yıllarda terk ettiği coğrafyaya girme hevesi, enerji konusunda söz sahibi olma arayışı ve bir taraftan da Fransa'nın bölgeyi karıştıracak yeni bir denklem oluşturmaya çalışmasını farkında. Ama bu denklem sadece Doğu Akdeniz ve İşte Libya, Lübnan, Suriye meselesi değil. Aynı zamanda Macron'un işte el altından Rusya'yı Avrupa'ya yakınlaştırma planları. Bir taraftan işte enerji politikalarında Almanya'yla beraber Amerika'yı geride bırakacak bir takım girişimlerde bulunması. Ve bunlar da tabii ki doğal olarak Amerika'yı da tedirgin eden ve müesses nizam dediğimiz Amerikan devletini de aslında düşündüren konular haline dönüştü. Çünkü bir taraftan da Macron işte NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir açıklamasını yapmıştı. Şimdi bunları yan yana koyduğunuz zaman süreç hepimiz için zorlu olacak. Sadece bizim için değil, ama bizim burada bazı süreçleri avantaja dönüştürmemiz gerekecek. Çünkü bunların başında da karşımızda hem savunma hem diplomasi alanında ittifaklar oluşurken bizim bu zayıf halkalardan faydalanıp çok kolay bir şekilde yeni ilişkiler geliştirerek bu
alanları genişletmemiz gerekecek ve bu ittifakları biraz daha zayıflatacak hamleler yapmamız gerekecek. İşte bu Mısır'la olur, İsrail'le olur. Bunları da açık açık söylüyoruz artık çünkü bunlara da ihtiyaç var sürecin içerisinde. Ama tabii bugün Cumhurbaşkanı'nın Anıtkabir'den yapmış olduğu açıklama ve mesaj, bugün Roketsan'dan işte bu açılışın yapılıyor olması aslında her biri bugünün anlamına, önemine binaen ki verilen mesajlar bence muhataplara çok net bir şekilde verilmiştir. Peki Çetiner, istersen çok sıcak bir gelişme de olduğu için Abdullah Ağar'ın paylaşmış olduğu, sosyal medyadan paylaşmış olduğu tweet üzerinden gidelim, devam edelim. Sayın Ağar, Yunanistan Meis Adası'na sivil feribotla Palikarya göndermiş diye bir sizinle paylaşımınız oldu. Bunun üzerine konuşalım istiyorum biraz da. Çünkü Yunanistan, şimdi Çetiner de bahsetti, aslında büyük resme bakmak, büyük resimde değerlendirmek lazım. Yunanistan'ı hepimiz biliyoruz ki, buna eminim Yunanistan da biliyordur, tek başına bu tip hamleleri yapıp ortalığı kızıştıracak bir gücü de yok. Arkasına almış olduğu Avrupa Birliği devletleriyle birlikte bunu gerçekleştirdiğini de biliyoruz. Bir yandan iki NATO müttefikiyiz. Siz bu gidişatı nasıl buluyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu mesajınızla birlikte değerlendirmenizi dinlemeye hazırız efendim. Efendim, öncelikle saygılar. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlandığı bir günde bu tür olaylara karşı karşıya kalmamızı son derece manidar. Şimdi 30 Ağustos Zaferi'ne biz kime karşı kazanmıştık? Yunanistan'a karşı ve Yunanistan'ın ardılı küresel güçlere karşı kazanmıştık. O da o aklınca Meis Adası üzerinden bir mesaj verme eğilim içerisinde. Ama açıkçası bunu ben son derece aptalca ve komik bulduğumu ifade etmeliyim. Çünkü biz bunu işte Çetiner de çok iyi bilir, İsmail Hakkı Pekin Paşa'm da çok iyi bilir. Biz Orta Doğu'da bu tür fotoğrafları terör örgütlerinde gördük. Yani terör örgütleri sivillerin arkasına ve içine saklanırlar. Yani onlar üzerinden onları bir kalkan olarak kullanmaya çalışıyorlar. Yani bunun bir askeri taktik veya bir gizlilik kuralı olarak veya gizlilik tedbir olarak uygulamaya kalkmış olmaları açıkçası beni çok şaşırttı. Yani Yunan ordusunun aslında seviyesini ve kapasitesini gösteren çok önemli bir ibret bu onlar açısından. Yani gizlilik içerisinde intikallerini sağlamaya çalışıyorlarsa bu nasıl gizlilik? Yani bir kere olası bir mücadele, hani askere karşı bir müdahaleyi düşünüyorlarsa sivillere ne olacak? Ya bu son derece büyük bir sorumsuzluk aynı zamanda. Yani belli ki tecrübelerini geliştirmeleri gerekiyor. Bir diğer tarafıyla da sayının 30-40 civarında olduğunu değerlendiriyorum. Yani benim yapmış olduğum tahlil, alabildiğim bilgiler bu doğrultuda. Meis Adası'nda konuşlandırarak buradan bir güç gösterisi yapma eğilim içerisinde oldukları gözüküyor. Muhtemelen Yunanistan'ın deniz komandoları bunlar. Tabii Türkiye'nin kilometre uzağındaki bir adacığa bunları göndermiş olmaları ciddi anlamda bir tahrik meselesi. Yani ama şunu da bilmeleri gerekiyor. Yani eğer Türkiye adalarla ilgili askeri bir harekata karar verirse bunların ortaya koymuş oldukları bu tarz tahrik edici fotoğrafların bedeli onlar için de son derece ağır olur. Bir kere şöyle bir gönderme var. En büyük sorunların başında o geliyor aslında. Egemenliği anlaşmalar yoluyla Yunanistan'a devredilmemiş adalar ve adacıklar, kayalıklar sorunu kaşıdıkları gözüküyor. Bir diğer tarafıyla 1948'den beri tüm uluslararası hukuku ihlal edercesine adaları nahak şekilde hukuku ihlal ederek silahlandırmalarını kaşıdıkları gözüküyor. Bir diğer tarafıyla da başbakanlar dile getirdi biliyorsunuz 12 mil meselesi ve bu 12 mil meselesine bize cevap veriyorlar. Şimdi bu gerginliği tırmandırıcı açıklamaların elbette bir anlamı var. Ama bir sonuç Yunanistan açısından hayırlı sonuçlar üreteceğini ben açıkçası öngörmüyorum. Ama şunun da farkındayım. Yunanistan'da biz bu gerilime nereden saplandık? Yani durduk yere nereden çıktık? Şimdi bu konunun ben Suriye ile, daha doğrusu onların Levant Denizi dedikleri
Doğu Akdeniz'e komşu Levant alanıyla, Levant alanının dizaynıyla ve Libya'nın dizaynıyla doğrudan doğru ilişkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye'nin özellikle Libya'daki konsantrasyonu ve Suriye'deki yani Levant alanındaki konsantrasyonu Fransa'nın ve Avrupa Birliği'nin istemediği bir şey. Çünkü sonuçta özellikle Suriye'de YPG-PKK üzerinden bir terör devletinin oluşumuyla ilgili adımları son derece alçak perdeden ve sinsice atıldığı bir sürecin içerisindeyiz. Buradan dikkatin çekilmesi, burada Yunanistan'da bir gerilim ve bu gerilime konsantre olmak onların özellikle istedikleri bir şey. Bir diğer tarafıyla Libya'da, bakın hiç konuşmaz olduk Libya. Yani Libya'da ne oluyor, ne bitiyor hiç konuşmadık. Ama aslında Libya son derece önemli. Neden önemli? Fransa gibi Türkiye'nin üniter yapısına, toprak bütünlüğüne ve egemenliğine yönelmiş bir terör örgütüne bedelin ödetilebileceği bir yer olması hasebiyle Libya'daki etki son derece önemli. Çünkü Türkiye'nin Libya'da ortaya koyacağı etki, Fransa'nın özellikle Afrika üzerinden elde etmiş olduğu 500 milyar avro civarında olduğu ifade edilen sömürüsünün öncelikle engellenmesine, azalmasına sonra da ortadan kalkmasına sebep verecek bir risk üretiyor Fransa. Sayın Ar, burada bir virgül koyalım. Çok özür diliyorum kestiğim için. Şimdi canlı bir bağlantımız olacak. Hemen sizinle devam edeceğiz. Değerli izleyenler, şimdi hemen tekrar konuklarıma dönmek istiyorum. Sayın Abdullah Ağar konuşuyordu. Konuşması yarım kalmıştı. Diğer konuklarımla birlikte tekrar tanıtmak istiyorum. Ekranlarını şimdi açmış olan izleyicilerimiz için. Stüdyoda Habertürk Dış Politika Yayın Koordinatörü Çetin Erçetin var. Aynı zamanda Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski başkanı İsmail Hakkı Pekin konuğumuz, Bahçeşehir Üniversitesi öğretim görevlisi Abdullah Ağar bizimle ve ilerleyen dakikalarda da Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hasan Ünal da yayınımıza katılacak. Sayın Ağar, konuşmanızı araya şimdi Gazi koşusu da girdi. Hemen onu da yayınlamış olduk. Bununla bölmüş olduk. Kusura bakmayın diyorum tekrar. Lütfen kaldığınız yerden devam edin. Yunanistan'ı konuşuyorduk. Neden böyle bir zamanlamada bu hamleleri ard arda yapmaya başladı? Bunları değerlendiriyordunuz. Devam edelim biz kaldığımız yerden efendim. Şimdi Yunanistan'ın bu yapmış olduğu gerilim politikasını kendi başına yaptığını düşünmemiz açıkçası doğru olmaz. Yani büyük bir fotoğrafın içerisinde kurgulandığını ifade etmek için bu cümleleri kuruyorum. Şimdi Yunanistan'la bizim Ege üzerinden, Doğu Akdeniz üzerinden yaşamış olduğumuz sorunlar vardı. Ama ön planda değildi. Bizim ön plandaki mücadelemiz İran sınırından başlayıp Libya'ya kadar uzanan 2500 kilometrelik bir jeopolitik aks üzerinde gerçek zamanlı olarak yapmış olduğumuz farklı alanlardaki bir mücadeleydi. Ama bir anda bu mücadelelerin ortaya koymuş olduğu bir etkiyle birlikte Yunanistan denkleme girdi ve en üst perdeden girdi. Şimdi bunu buraya kim soktu ve hangi niyet maksatla soktu? Bu bizim açımızdan son derece önemli bir soru. Ve cevabı da ona göre. Şimdi biz Suriye'de ölümüne bir mücadele tutuşmuşken, orada bir PKK devletinin kurulmasına veya Suriye'nin ve Irak'ın çok daha derin bir istikrarsızlığa sürüklenerek Türkiye'yi de etkileyecek bir büyük istikrarsızlık fotoğrafa imza atmalarına engel olmaya çalışırken, Irak'ta 4 tane harekat alanı, Suriye'de 3 tane harekat, bir de İdlib meselesiyle uğraşırken, bir diğer tarafıyla Libya'da son derece büyük bir, son derece önemli jeopolitik bir mücadeleye tutuşmuşken bir anda Yunanistan'ın ortaya koymuş olduğu bu etkiyle karşı karşıya kaldı. Aslında sadece Yunanistan meselesini değil, aynı zamanda Azerbaycan, Tuğuz'la yaşanan bu diğer manipülasyonu da burada anmak gerektiğini düşünüyorum. Yani birileri bizim kesin sonuç alıcı alanlardaki mücadelemize ket vuracak şekilde onları domine edecek, engelleyecek, baskılayacak, konsantrasyonumuzu azaltacak şekilde yapay bir takım gerilimler üretip Türkiye'nin kuvvet çarpanlarıyla ve kuvvet bileşenleriyle ilgili bir takım zafiyetleri oluşturma eğilimi içerisinde olduğunu düşünüyorum. Bir diğer tarafı tabii mesele konsantrasyon. Şimdi biz Yunanistan'la açık konuşayım. Yani bir gerilim politikası üzerinden Türkiye'nin Yunanistan üzerinde üretmiş olduğu
sarf-ı nazar acaba birileri tarafından neden buralara angaje edildi? Ama şunu da söylememiz gerekiyor. Yani büyük bir gerilim var. Doğru. Bu gerilimin tetiklerin ucundaki bir hassasiyete dönüşü de çok açık. Yani özellikle iki gün önce ayın 27'sinde yaşamış olduğumuz F-16'larla ilgili kriz, bir diğer tarafıyla ayın 12'sinde Lindos Fırkateyni'yle yapmış oldukları mütecaviz hareket ve bugün işte ortaya koymuş oldukları Meis Adası'yla ilgili tahrik ve bir diğer tarafıyla 12'de çıkartmayla ilgili ortaya koymuş oldukları söyle. Şimdi bunların hepsi bir araya geldiği zaman buradan yaşanacak olası bir tetiklenme şarjı çatışmaya, çatışmayı da konvansiyonel bir savaşa evrilmesine sebebiyet verebilir. Şimdi bu tabii gerek Libya ile ilgili, gerek Doğu Akdeniz ile ilgili, gerek Suriye ile ilgili bambaşka bir fotoğrafı ortaya çıkartır. Şimdi şunu vurgulamak gerek. Bugün 30 Ağustos. 30 Ağustos öncesinde Osmanlı İmparatorluğu'nun çökmesine neden olan temel fotoğrafta ne vardı? 10 farklı cephede mücadele etmek zorunda kalan bir Osmanlı İmparatorluğu fotoğrafı vardı. Yani bizim askeri terminolojide kesin sonuç alıcı yerde kuvvet çoğunluğunu oluşturamayan, siklet merkezini oluşturamayan bir Osmanlı İmparatorluğu'nun jeopolitik alanlardaki yapmış olduğu veya yapmak zorunda olduğu bir takım hatalar Osmanlı İmparatorluğu'nun çökmesine ve dağılmasına sebebiyet. Bir diğer tarafıyla iç cephede yaşanan tutarsızlık. Şimdi bütün bunların hepsi bir araya getirildiği zaman jeopolitik katmanda bu tür fotoğraf, bu tür böylesine bir fotoğrafla karşı karşıya kalmamızda ben açıkçası son derece manidar buluyorum. Yani Türkiye şu an Irak'ta, Suriye'de, Doğu Akdeniz'de, Libya'da bir mücadele halindeyken bir anda Ege'de, Adalar Denizi'nde, Yunanistan'da yani Balkanlar'da bir diğer tarafıyla bir diğer tarafıyla da Kafkaslar'da bir risk fotoğrafıyla karşı karşıya. Şimdi böyle olunca Türkiye'nin son derece dikkatli davranması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir diğer tarafıyla da bugün Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanımız Roketsan'ın açılışında da buna dair cümleler kurdu. Şimdi ordunun harp silah araç ve gerekçileri kendi milli kaynaklarına dayanmadığı süreç, yani millilik oranı son derece yüksek olmadığı süreç, bir diğer tarafıyla fotoğraftaki risk faktörleri, yani mütekabiliyet ve caydırıcılığa sebebiyet veren harp silah araç gereçlerindeki üstünlük kendisini net olarak göstermediği sürece geleceğe ümitle bakamıyorsunuz. Geleceğe güvenle bakamıyorsunuz. Yani Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı tehditlerden çıkartmış olduğu pek çok ders. Şimdi bu derslere yönelik savunma sanayine yapmış olduğu yatırımlar var. Ama bu yatırımlar istenilen seviyede gerçekleşmedi. Bakın Sayın Erdoğan çok ilginç bir cümle kullandı orada. Mutmain değiliz. Yani savunma sanayinin gelmiş olduğu noktada son derece iyi bir noktadayız ama mutmain değiliz. Yani kalbimiz, aklımız bu konuyla ilgili huzurlu değil. Yani yeterli seviyede değiliz demek istiyorum. Şimdi Türkiye'nin yeter seviyeye çıkmaya çalıştığı bu bir geçiş evresinde bu tür tehditlerle, bu tür baskılarla, bu tür yaptırımlarla, ambargolarla ve ablukalarla karşı karşıya kalması da çok manidar. Şimdi çünkü okuyor. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 35-36 yıldır PKK ile mücadelede üretmiş olduğu tecrübe, bu tecrübenin üzerine Vekaletler Savaşı'nda üretmiş olduğu tecrübe ve bu tecrübeyle beraber üretmiş olduğu SİHA teknolojileri ve SİHA teknolojileriyle ilgili geliştirmiş olduğu kendine özgü konsept. Şimdi bunların hepsi uluslararası arenada çok iyi okunuyor. Yani Meltem Hanım şöyle bir cümle de kurmak gerekiyor. Yani burada bağlayacağım bunu. Şimdi dünyanın en büyük konvansiyonel gücünün desteklemiş olduğu Suriye ordusuna karşı Türk Silahlı Kuvvetleri 33 askerinin şehit olmasından sonra geliştirmiş olduğu ölümüne hücum harekatıyla 3 günlük zaman dilimi içerisinde 200 parçadan fazla zırhlı aracı yok etti. Yani Suriye ordusunun belini 3 günde kırdı. Ölümüne hücum harekatıyla. Şimdi bunun ne anlama geldiğini konvansiyonel mücadelelerle ilgili denklemler kuranlar çok iyi biliyor. O yüzden karşı karşıya kalmış olduğumuz Yunanistan'la ilgili krizi bu temel bağlamda değerlendirmenin ben son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye'nin son derece geniş bir coğrafyada yapmış olduğu jeopolitik bir mücadele var. Bununla ilgili kuvvet çarpanlarıyla, kuvvet bileşenleriyle,
konsantrasyonla ilgili birilerinin zafiyet üretme üzere bir yapay Yunan krizini tezgahladığını düşünün. Arkasında da kim var? Arkasında da bakarsanız benim özellikle Fransa olduğunu, genelde de Avrupa Birliği ile Levant Denizi'ndeki özellikle Doğu Akdeniz'in paylaşımıyla ilgili işbirliği yapmış oldukları müttefiklerin olduğunu düşünün. Peki Sayın Ağar, çok teşekkür ediyoruz size. Bahçeşehir tamam. Üniversitesi öğretim görevlisi Abdullah Ağar değerli katkılarını sundu. Şimdi hemen dönmek istiyorum. Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski başkanı İsmail Hakkı Pekin. Pekin Hocam, sizi biraz beklettik, kusura bakmayın diyeyim öncelikle sizlere. Şimdi her gün yeni bir atak görüyoruz. Yunanistan tarafından gelen bir atak görüyoruz. Ve Ağar Hocam da söyledi, bahsetti. Bunlar aslında yapay gelişmeler dedi, yapay tahrikler dedi. Türkiye'nin tek bir alana konsantre olmasını engellemek amacıyla sürekli farklı cephelerden, işte Yunanistan cephesinden, Doğu Akdeniz tarafından, Libya'dan, Suriye'den pek çok alandan bu tip ortalığı karıştıracak gelişmelere maruz kalıyoruz. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu özellikle son bir haftada Yunanistan'la yaşadığımız, şimdi bugün Meis Adası, Yunanistan'ın 12 mil hamlesi, Türkiye'den en üst düzeyde tepkiler geldi. Ege Denizi'ndeki karasularını Yunanistan'ın 12 mile çıkarması savaş sebebi olur dendi. Atina, sizce bu kararında ısrarcı olur mu? Olursa sonuçları ne olur? Sizden dinleyelim ve Yunanistan bunun sonuçlarını göze alabilecek durumda mı? Sizden değerlendirmelerinizi alalım. Efendim, tabii şöyle söyleyeyim. Önce cevabını vereyim. Yunanistan bu konuda bunun sonuçlarını göze alacak durumda değil. Onu açık ve net söyleyeyim. Ama önce bir resme bakmak lazım. Yani dünyada şu anda dünya iki kutupluluktan ya tek kutupluluktan çok geçiş sürecinde ve bu sırada bazı yerlerde zemin kaygan, bazı yerler işte boşaltılıyor, bazı yerler dolduruluyor, yeni mevziler, stratejik mevziler bulunuyor. Bu arada Türkiye'de bu süreç içerisinde kendi yerini bulmak için bu faaliyetleri yapmak durumunda. Yani hangi faaliyetleri? İşte Suriye'deki, Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri, Kafkaslar'daki faaliyetleri. Bunları yapmak durumunda, içeride terörle mücadele etmek. Dolayısıyla bunu yapmazsa zaten Türkiye yavaş yavaş çekilir. Onun için Türkiye'nin gelecek nesillere güvenlikli ve refah bir ülke bırakması için bu ortaya çıkan konjonktürden faydalanmak durumunda olduğunu açık ve net olarak söylüyorum. Bunun için de hem diplomasi hem de silahlı kuvvetlere ihtiyaç var. Bir defa olayı böyle koymamızda yarar olduğunu değerlendiriyorum. Türkiye bunu yapıyor. Yani biz istemesek de zaten Yunanistan veya Doğu Akdeniz'deki olay olacak. Türkiye oralara gitmek durumunda kaldığı zaman yine olacak. Ege'deki olaylar yine çıkacaktır. Çünkü Türkiye biraz daha güçlendikçe haklarını arayacak. Haklarını aradıkça da ister istemez bir şeyler çıkacaktır. Ama şu anda Yunanistan'ın yaptığı, Yunanistan konjonktürden istifade ederek Yunanistan, Fransa tarafından destekleniyor. Belki Almanya tarafından da destekleniyor. Amerika tarafından da desteklendiği için Türkiye üzerinde bu oyunlar oynuyor. Baktığımız zaman aslında Akdeniz'deki sorun artık gaz sorunu, enerji sorunu olmaktan çıkmış bir güvenlik sorunu haline geldi. İkinci konu yine söylememiz gerekiyor. Batı Avrupa'nın ve Amerika'nın 21. yüzyıl projeksiyonunda gelişmiş bir Türkiye ve bütünlüğü koruyan bir Türkiye yok. Yani olaylara yine böyle. Onun için Türkiye'yi bir şekilde sıkıştıracak. İttifakta olmasına rağmen, NATO'da olmasına rağmen NATO üyesi bir ülke kullanılmak suretiyle, onlarla ilgili sorunlar kullanılmak suretiyle işte Kıbrıs sorunu, diğer sorunlar sıkıştıracak. Bakın adam açık olarak şunu söylüyor. Yani tek başına bunu söyleyemez. Diyor ki bizim iki sorunumuz var. Yani birisi Doğu Akdeniz'de, birisi Ege'de. Yunanistan ekonomik bölge sorunu. Onları konuşalım. Yani adalar var. Silahlandırılmış adalar var. 12 mil sorunu var. Hava sahası sorunu var. Fır hattı sorunu var. Atina fır hattı sorunu var. Yani arama kurtarma sorunu var. O kadar çok sorun var ki. Yani kıta sahanlığı sorunu var. Bunların hiçbirisi konuşmak istemiyor. Yani sadece bunlar diyor benim sorunum değil diyor. Bunlar zaten benim hakkım diyor. Şimdi bu ülkeyi Türkiye'nin üzerine
salmak suretiyle Türkiye'yi geri çekilmeye zorluyor. Nasıl zorluyorlar geri çekilmeye? İşte Fransa doğrudan yardım ediyor. Almanya, diğerleri bir şekilde arkalarında bulunuyor bu adamların. Ve sonuçta devamlı Türkiye tahrik ediyor. Yani Türkiye'nin bir hatası görülse de Türkiye dünya kamuoyu önünde doğru duruma düşürsek ve Türkiye'yi işte, onların tabirleriyle sınırlarını genişletme, yayılmacı politika izleyen ve barbar bir ülke olarak dünyaya lanse etsek diye bir havaları var. Yani şimdi meclise 30 adam göndermiş. 1000 kişi göndersen olacak meclis. 1000 kişi diyelim ki 1000 tane, yani bir tane komando tugayı gönderdi. Ne olacak ki meclis? Yani topu topu meclisten oradan kalacağınız bir uçak meclise 4 tane bomba atar. Şey kalmaz, adam kalmaz orada. Yani bu kadar aptalca salaktı ama bunun anlamı var. Ben buraya adam gönderirim. Ben şunu yaparım. Ama dünya kadar adadan bahsediyor. Yani belki 30 adaların sayısı 300-400 tane. Bunların hepsine adam gönderirse Yunanistan'da asker kalır. Yani belki de halk kalmaz yani. Öyle söyleyeyim. Yani vatandaş kalmaz, Yunan vatandaş. Onun için Yunanistan yaptığı hareketler Türkiye'yi sıkıştırmaya yönelik hareketler ve Türkiye'nin bu konulardan bir şekilde provoke edilmemesi gerekiyor. Yani Türkiye'nin tahrik olmaması gerekiyor. Bütün alarm tedbirlerini, savaş tedbirlerini alıp öne diplomasiyi koyup niye diplomasiyi koyuyor diyorum? Çünkü Orta Doğu'da başka bir birleşim var Türkiye'ye karşı. Yani İsrail'le Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki bir pakt, bu barış planı, bu barış planının bir şekilde diğer ülkeler de buraya katılması ve dolayısıyla Doğu Akdeniz'de Katar dışında büyük ihtimalle diyorum Orta Doğu'da Katar dışında Türkiye'deki bölgedeki bütün ülkeler Türkiye'ye karşı. Yani Türkiye bir defa bu yalnızlığı bozacak. Çünkü nerede bir Türkiye karşıtı varsa Yunanistan o ülkeyle anlaşma yapıyor. O ülkeyle ittifak kuruyor. İşte İsrail'le kuruyor, Mısır'la kuruyor, Lübnan'la kuruyor. Neredeyse Suriye'yle bile görüşüyorlar. Yani Suriye'yle kuruyor. Yani bu biraz da Türkiye'yi yalnız bırakılmasından kaynaklanan bir olay. Yani cesaret oradan oluyor. Bir de arkasında işte Amerika'yla Amerika o bölgede üst yapıyor. Yunanistan'a yapma dediği zaman Yunanistan bir şey yapmaz. Kıbrıs harekatında gidersen dedi perişan olursun. Uçak bile kaldıramazlar yani. Yunanistan'dan Kıbrıs harekatı dolayısıyla. Onun için böyle bir olay var. Ben şunu söylüyorum. Türkiye yakaladığı momentumla devam ediyor. Mesela yapması gerekenlerden bir tanesi Türkiye'nin sanki İsrail ve Mısır'la anlaşmış gibi veya Lübnan'la anlaşmış gibi münhasır ekonomik bölge ilanını hemen yapmalı. Yani İvedilik de yapmalı. Yani biz zaten Batı sınırını belirledik Libya'yla. Doğu sınırında bu iki öyle birlikte belirleriz ve artık bu buralar bizim olur ve bir an evvel Yunanistan'ın devreye girmemesi. Çünkü ben büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde Yunanistan'ın Meis Adası'nı kullanmak suretiyle Kıbrıs'ta da böyle bir şey yapabileceğini değerlendiriyor. Peki Paşa, bu arada Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hasan Ünal da yayınımıza katıldı. Şimdi bir araya gitmek durumundayım. Araya gittikten sonra biz kaldığımız yerden devam edelim. Tabii. Hasan Ünal hocamla da birlikte. Şimdi kısa bir ara değerli izleyenler. Evet efendim, kaldığımız yerden şimdi devam ediyoruz. Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski başkanı İsmail Hakkı Pekin görüşlerini aktarıyordu. Bu arada son 5-6 dakikalık bir kısmımız olduğunu hatırlatayım. Daha sonra Bahçeşehir Üniversitesi öğretim görevlisi Abdullah Ağar da bizimleydi. Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hasan Ünal da yine katkılarını sunacak kalan dakikalarda. Sizi dinliyoruz şimdi Sayın Pekin, son cümleleriniz için buyurun efendim. Ben Türkiye'nin yakaladığı momentuma devam etmesini söylemiştim en son. Yani bu bölgelerde Minas Ekonomik Bölge ilan etmeli, anlaşma yapılmış gibi. Ege'deki sorunları
çalışmalı ve bütün bu sorunları dile getirmeli. Bütün toplantılarda, uluslararası toplantılarda diye. Bir de karşılıkları var. Yani mesela Fransa, Rusya ile Amerika'ya şantaj yapıyor NATO konusunda. Rusya ile işbirliği yapmak istiyor. İşte NATO'nun beyin yönü falan. Diğer taraftan Avrupa Yunanistan Avrupa Birliği'ne şantaj yapıyor. Bunu yapmazsanız, Türkiye'ye şunu yapmazsanız, yaptığını yapmazsanız şunu yaparım, şuraya imza atmam. İşte ne bileyim Belarus'a aldığınız kararı imzalamam, veto ederim şekli. Bir de Fransa niye bu kadar şey? Evet, Fransa ile Türkiye arasında bazı sorunlar olabilir ama Fransa çok menfaatine düşkün bir ülke. Biz de Özel zamanında, rahmetli Özel zamanında Fransa'dan Ermeni soykırımın çıkmaması karşılığında 40 küsür helikopter aldık. Sırf sesleri çıkmasın diye. Yani böyle bir ülke Fransa. Aynı şeyleri siyahları onlara da satıyor şimdi. Yunanistan'da satıyor. Ama Fransa ile Türkiye arasında Doğu Akdeniz konusunda, Afrika konusunda, Lübnan, Suriye ve yani Orta Doğu'nun şey konusunda, sahil Levant bölgesi konusunda sorunlar var. Türkiye buralarda buralarda hakimiyetini pekiştirmek istiyor. Burada aynı zamanda Fransa'da hakimiyeti pekiştirmek istiyor ve sonuçta böyle bir şey var. Rekabet var ve bu rekabeti önlemek için de farklı şekillerde Yunanistan kullanılıyor diye söyleyeyim. Türkiye, bu arada tabii Rusya ve Çin'i hiç dikkate almıyoruz. Aslında Rusya'yı da dikkate almamız gereken. Bizim Rusya'yla o kadar çok yerde yani karşı karşıya olduğumuz veyahut da birlikte olduğumuz alanlar var ki Rusya'yı pekala bu konuda dikkate alıp kullanabiliriz diye. Kullanma derken tabii ki karşılıklı diplomatik kurallar çerçevesinde, alışverişler çerçevesinde kullanabiliriz. Çin'in de bu konuda bir şekilde ele alınması lazım. Ancak bu şekilde dikkate alınabilir. Almanya şu anda biraz sakin gözüküyor. Yani Almanya'nın nerede olduğu belli değil. Çok fazla karışmak istemiyor bu konuya. Çünkü Amerika kendisine baskı yapıyor. Biraz daha silahlan vesaire falan diye böyle baskısı var. Peki ABD'den toparlayabilirsek ABD çok az vaktimiz kaldı. Seçimlere rağmen şey devam ediyor. Bitiriyorum efendim. Seçimlere rağmen şey devam ediyor. Ne derler ona? ABD'deki o yerleşik düzenin faaliyetleri hem dışişlerinin hem de Pentagon'un faaliyetleri devam ediyor. Ama İngiltere sesini çıkartmıyor. Belki uygun ortamı bekliyor. Mesela İngiltere de Türkiye açısından kullanılacak, birlikte olunacak bir şey. Bölgedeki yalnızlığımızı ya da bölgedeki hasımlarımızı azaltma açısından diye değerlendiriyorum. Partnerlerimizden bir tanesi. Çok teşekkür ediyoruz İsmail Hakkı Pekin katkılarınızdan dolayı. Şimdi Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hasan Ünal'a dönüyorum. Sayın Ünal, size söz vereceğim. Son 5 dakikamızdayız. Kusura bakmayın, bugün özel bir gün. Canlı yayınlarla da bölündü. Sizin de görüşlerinizi dinleyelim. Yunanistan'ın bu hamleleri ve Türkiye'nin karşısında yer alan diğer ülkelerin ittifakları konusunda sizin de görüşlerinizi alalım ve kapatalım sonrasında. Buyurun efendim. Şimdi efendim Yunanistan'la başlayan ve giderek tırmanma eğilimi gösteren bu krizden Türkiye geri adım atamaz. Tam tersine Yunanistan'ın yaptığı bu hamleleri fırsata çevirip mutlak surette krizi değişik yöntemlerle tırmandırmanın yoluna bakmak lazım. Çünkü bütün bunların sonucunda aslında Ege'de ve Kıbrıs'ta çok önemli fırsatlar elde etmek de mümkün. Ancak şunu da söylemekte fayda var. Biz bugün Yunanistan'ın yaptığı bu girişimleri hayretle, şaşkınlıkla da karşılıyor gibiyiz. Çünkü Yunanistan'ın bu kadar cüretkar olacağını beklemiyoruz. Hakikaten ikili bir savaşa tutuşulduğunda yani Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı ne Ege'de ne Kıbrıs'ta ne Doğu Akdeniz'in herhangi bir yerinde bir şansı olabilir. Bunu Yunanistan da biliyor. Ama Yunanistan şunu da görüyor. Türkiye bütün bölge ülkeleriyle kavgalı. Hatta bu kavgalar o kadar derin ve yapısal karakter kazanmış ki ben Türk-Yunan krizlerini 25 yıldır yakından takip eden bir insanım. İlk defa İsrail'in açıkça Yunanistan'a destek verdiğini görüyorum. Destek açıkladığını görüyorum. Bu eşyanın tabiatına aykırı bir şeydi. Geçmişte İsrail hep bizim yanımızda dururdu Türk-Yunan meselelerinde. Mısır Yunanistan'ın yanında. Suriye'deki savaştan kurtulabilmiş değiliz. Üzerimizde çok büyük bir yük oluşturuyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, diğer ülkeler. Şimdi bunların her biriyle
neden sorunlu olduğumuzu izah edebiliriz kendi kendimize, anlatabiliriz. Ama bu dış politika anlamına gelmez. Dış politika sonuç alma, belli bir konuya odaklanma ve oradan sonuç alma sanatıdır. Bunu yapmıyoruz. Dolayısıyla burada işte Yunanistan'ı üstümüze sürüyorlar, bütün devletler destek veriyor falan. Bunlar belli oranlarda belki doğru ama aynayı kendimize de tutmamız lazım. Benim hemen en kısa bir şekilde toparlayacağım şey şu. Evet, Türkiye bu krizde Yunanistan'a karşı geri adım atamaz, atmamalı. Hatta krizi tırmandırarak bunu bir fırsata dönüştürmenin yollarına bakmalı. Ama bu dış politikamız da bu şekilde gidemez. Mutlak surette gözden geçirmeliyiz. Suriye'den başlamalı, aynı anda İsrail ve Mısır'la ilişkilerimizi toparlama yönünde hamlelerde bulunmalıyız. Rusya bizimle işbirliği konusunda çok istekli. Onun da çıkarlarına uygun. Suriye konusunda Rusya ile yapacağımız genel bir uzlaşma, Şam'la uzlaşma bizi aynı zamanda Mısır'la uzlaşmaya da götürecektir. Mısır'la uzlaşma Libya'da bir istikrarlı hükümetin kurulmasını sağlayabilir. İsrail'le aynı zamanda bir normalleşme diyelim, ardından bir uzlaşma Türkiye'nin bölgedeki gücünü artırır. Son söz şu, eğer Türkiye dış politikasında gerekli hamleleri yapar, düzeltmeleri gerçekleştirirse, bugün Yunanistan'a karşı bir birim baskı kurabiliyorsa 10 birimden fazla baskı kurar. Aksi takdirde Yunanistan'ın hevesleri kırılmaz, mücadele azmi sona ermez. Benim söyleyeceklerim. Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hasan Ünal, size anlayışınız için çok teşekkür ederim. Bugün biliyorsunuz canlı yayınlardan dolayı da kesildi, size az söz verdiğimin farkındayım dakika olarak. Kusura bakmayın diyorum, bir sonraki sefere telafi. Siz toparladınız. Evet, çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki sefere ama hakkınız baki, onu da buradan bir kez daha belirteyim. Konuklarıma da bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Stüdyoda Habertürk Dış Politika yayın koordinatörümüz Çetin Erçetin katkılarıyla birlikte bizimle birlikte oldu. Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski başkanı İsmail Hakkı Pekin ve Bahçeşehir Üniversitesi öğretim görevlisi Abdullah Ağar da bizimleydi.